çok teşekkür ederim. Hem hüzünlüyüz, hem gururluyuz. Okey. Tamamız herhalde. Değerli basın mensuplar, hepinize iyi mesailer diliyorum. Sağlık diliyorum öncelikle. Bugün on Büyük Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılındayız. Bugün bir gazetenin ilanında gördüm. 83 milyon 83. yılda yasta diye. Gerçekten öyle. Allah'ımdan rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Rahmet diliyorum. Işıklar için doyusun. En yakın dava ve yol arkadaşı, silah arkadaşı İsmet İnönü o aramızdan ayrıldığında ne güzel söylemiş. Demiş ki, aziz hatıran sönmez meşale olarak ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık tutacak. Eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır. Atatürk'ün arkasından söylenilebilecek çok güzel bir söz. İsmet Paşa da ışıklar içinde uyusun. Ben de derim ki Büyük Atatürk kurduğun cumhuriyet bir kutsal emanet olarak yüceltilerek sonsuzluğa taşınacaktır. Rahat uyu. Bütün ömrünü adadığın yüce Türk milleti izinden ve yolundan hiç durmadan yürümeye devam edecek. Yaktığın özgürlük ve bağımsızlık ateşi asla sönmeyecek. Hüzünlüyüz çünkü sen yoksun. Gururluyuz eserin dimdik ayakta. Onurluyuz senin yurttaşların olduğumuz için. Mekanı cennet olsun. Atatürk'e gönül, vefa ve şükran borcumuz dünya durdukça sürecektir. Bunu da herkesin böyle bilmesi lazım. Değerli arkadaşlar bugün beş eyvah diyeceğiz. Eyvah bir beyefendi ben ekonomistim demiş. mahvolduk. olduk. Bu ne zaman ben ekonomistim, ekonomiden anlarım dese ülke ekonomisi sekiz şiddetinde depreme maruz kalıyor. Nitekim bugün şekere yüzde kırk yedi zam gelmiş. Çok eskiden cumhuriyetin ilk yıllarında yokluk yıllarında insanlar şeker bulamazdı, çaya pekmez katarlardı. Herhalde o günlere geri döneceğiz insanlarımıza çaya atacakları şeker bile artık çok görülür hale geldi. Üretici fiyat endeksleri 46, tüketici fiyat endeksleri 26 ama sokakta, çarşıda, pazarda enflasyon %49 değerli arkadaşlar. Enflasyon canavarını hortlatmak gibi bir marifeti Erdoğan gösterdi. Bundan büyük marifet olur mu? Marifet iltifata tabidir. Onun için de sürekli kendisine iltifat edilmesini istiyor. Türkiye'yi küme düşüren ekonomide, sosyal hayatta, hukukta, temel hak ve özgürlükler noktasında küme düşüren bir cumhurbaşkanına, bir tek adama bırak muhalefeti, AK Partililerin bile iltifat edecek hali kalmadı. 10 milyon insan açlık sınırının altındaki bir parayla geçiniyor. Milleti aç bıraktın, açık bıraktın ve yoksulluk sınırı 10.076 lira olmuş. Erdoğan, bu ne demek biliyor musun? 1 milyon öğretmen yoksul. Bu ne demek? 600 bin sağlık emekçisi yoksul. Bu ne demek? 300 bin polis memurumuz yoksul. Bu ne demek? Türkiye'nin yarısı yoksul demek, emeklilerin tamamı yoksul demek, tamamı ve emeklerin yarısı da aç Erdoğan, aç. Sen pembe tablo çizmeye devam et. İşsizlik, değerli arkadaşlar, işsiz insan sudan çıkmış balık gibidir, çırpınıp durur, can çekişir ve bu güzel ülkede. Bu Cenab-ı Allah'ın her türlü zenginliği bahşettiği ülkede 8 milyon insan işsiz, sudan çıkmış balık gibi can çekişiyor. Erdoğan, sen pembe tablolar çizmeye devam et. Ve 23 milyon insanımız icrada. Yani icrada 23 milyon dosya var. Mükerrerler vardır, kabul ediyorum. Ama bu tablo gösteriyor ki 83 milyonluk Türkiye'nin 15 milyonu icrada. Küçümsenecek bir rakam değil. Her 5 kişiden biri icrada. Buna çiftçiden tut esnafa kadar toplumun bütün kesimleri dahil. Ve vatandaşın 1 trilyon 25 milyar lira borcu var. 1 trilyon yeni parayla Eski parayla karşılığı yok bu rakamı. Telaffuz edemiyorum ben. Ben onun gibi ekonomist değilim ama bu paranın eski parayla telaffuzunu ben edemiyorum. Devletin borcunu tek adam rejiminin başladığı 2018'den bugüne iki katına çıkardı. Allah'tan kork, kuldan utan. Senin devraldığın Türkiye'de tek adam olarak devraldığın 2018'de devletin borcu 1 trilyon 67 milyar lira idi. Şimdi 2 trilyon 181 milyar devletin borcu var. Devlet batmakla kalmamış, millet de batmış. Devlet iflasta, millet hacizde. Erdoğan Türkiye'sinin tablosu maalesef bu. Ve beyefendi pişkin pişkin diyor ki Kaptanın hünerlisi dalgalı denizde belli olur. Gemi karaya vurmuş, dibi delinmiş, su al alıyor. Beyefendi dalgalı denizde sörf peşinde. Porsiyonları küçültün dediniz. Porsiyon kalmadı artık. Küçülme de bitti. Alışverişe tek çıkın dediniz. Alışverişe teki bırak hiç çıkılmaz hale geldi. Çocuklar alışverişe götürmeyin dediniz. Millet çocuklar gözüme bakmasın diye eve gece 11 12'de giriyor babalar. Çocukların istediklerini alamamak alamadığı için kombiyi kısın dediniz. E, kombi kapandı Erdoğan. Battaniyeye hücum var. Yorgana hücum var. Millet kombi yakamıyor zaten. Ve Türkiye'yi G20'den düşüren bir takım kaptanı olarak, teknik direktör olarak seni bu takımın başında daha fazla tutmazlar. Haberin olsun. Çare yok mu var? Çare var. Buradan sesleniyorum. Erdoğan, hazineyi yağmalama ve yağmalatma. Hem yağmalama diyorum, hem yağmalatma diyorum. Hukukun üstünlüğünde küme düşürdün. Basın özgürlüğünde küme düşürdün. İnsani yaşam endeksinde, gelişmişlik endeksinde küme düşürdün. Devleti talan ettin, ettirdin. Beşli çeteye haramilere kaptanın iyisi dalgalı denizde belli olurmuş. Ortada denizin ortasında bir gemi olsa kaptanı test edeceğiz. Tekrar söylüyorum. Türkiye'yi karaya oturttun. Ve bunun bu vebalin hiç şüphesiz bir bedeli de olacak. Taşerana kadro dedik, çırpındık oldu. Emekliye iki bayram ikramiye dedik, çırpındık oldu. Şimdi elektrik faturaları dedik. Beyefendi elektrik faturalarından şunu anlamış. Efendim elektrik faturalarında yansıyan TRT payını kaldırayım. İyi. Bu senin dediğin bir lira iki lira bilemedin üç lira. Beyefendi biz sana dedik ki özellikle kış aylarında en azından elektrik faturalarından KDV'yi yüzde bire indir. Millet ısınamıyor. Millet aydınlanamıyor. Biz KDV indir diyoruz. Beyefendi pantolon veremedik. Gömlek verelim misali. TRT payını kaldırdım yeter diyor. Milletin halinden haberi yok. Ve asgari ücret. Kardeşim bu yılın başında asgari ücret dolar basında 385 dolar idi. Şimdi senin o dahi ekonomistliğinle asgari ücreti düşürdün 291 dolara 11 ayda. 10 ayda. Fark 94 dolar. Erdoğan asgari ücretlinin cebinden çaldığın beceriksizliğin nedeniyle asgari ücretlinin kayba uğradığı aylık 94 doları yani 900 lirayı bir an önce hak sahiplerine vermekle mükellefsin. Bunu vereceksin. Yılbaşı yeni yıl için asgari ücreti de sonra konuşacağız. Aralık sonunda konuşuruz. Aralıkta konuşuruz. Ama sen önce bu asgari ücretlinin cebinden çaldığını, çaldırdığını, ezdiğini, ezdirdiğinin bedelini millete bir öde. Ve EYT Duyuyoruz şimdi EYT'ye çalışıyorlarmış. Hani yok öyle çift çiftlik diyordun Erdoğan? Hayırdır bir seçim hazırlığı mı var? Yani kafana seçim koyunca mı millet aklına geldi? 3600'le ilgili hazırlık yaptıklarını duyuyoruz. Umarım çiftçi borçları, çiftçi borçlarının faizi, esnafın esnaf kredilerinin faizleri ile ilgili de hazırlığın vardır. Ki var öyle zannediyoruz. Çünkü Beyefendi, gemi karada karaya oturttuğu gemiyi kaldıramayacak görüyor. Bir oldu bitti seçim peşinde. Bunun içinde vatandaş aklına gelmiş. İyi eksik olma. Yani 3600'ün aklına gelmesi, EYT'linin aklına gelmesi, çiftçi borçlarının aklına gelmesi bizi üzmez, sevindirir. Ama keşke vatandaşı ezmeden, yere yıkmadan vatandaş aklına gelseydi ve bir seçim hazırlığı anlayışıyla milleti hatırlamasaydın diye düşünüyoruz. Eyvah ki, eyvah ki eyvah. Pazarlığımızı yaparız diyor beyefendi. 15-20 sene sonra hastaneyi devlete bırakırlar. Bizim cebimizden de 5 kuruş çıkmaz. diyor Erdoğan kandırıldı mı? Kandırıldı mı? Kandırılıyor mu? Bizimi kandırıyor anlamış değilim. Ya nasıl çıkmaz? Üç yılda bu köy için kamu özel işbirliği için 68 milyar 140 milyon lira ödedin devletin kasasından. Şimdi mecliste bütçe var önümüzdeki 3 yıl 2022, 2023, 2024 için 142 milyar 977 milyon ödeyeceğini buraya koymuşsun. Devletin bütçe rakamları mecliste milletin karşısına çıkıyor cebimizden 5 kuruş çıkmayacak diyor. Yakandırıyor kandırıyor ya kandırılıyor. Millet kanmaz onu söyleyeyim. Millet senin bu yalanlarını yutmaz. Ama nasıl dersin beş kuruş çıkmayacak diye? Sana rakam veriyorum. Senin rakamını veriyorum. 142 milyar 977 milyon lira devletin cebinden para çıkacak. Nereden çıkacak para? Gene millete zam. Gene millete vergiyle çıkacak. Sonra da pişkin pişkin devletten beş kuruş çıkmıyor diyeceksin. Yani bu haramiler, bu beşli çete yatarken geçerken milletten alacak. Sen de millet yatmazken hastanede, millet geçmezken yoldan köprüden milletten alıp haramilere para vereceksin. Ne kadar vereceksin? 142 milyar. Tekrar söylüyoruz. Kamu özel işbirliğiyle yapılan bütün tesisleri kamulaştıracağız. Devletin kör kuruşunun hesabını soracağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Eyvah üç. Bu eyvah, eyvah ki eyvah. Eyvahların eyvahı. Türkiye'de yeni bir şeye tanık oluyoruz. Neye tanık oluyoruz? Yolsuzluğu ortaya çıkaranlar yolsuzluğa bulaştı diyerek görevden alıyor. Vay anasını. Sosyal güvenlik kurumunu bir milyar zarara uğratıyor birileri. Bunu ortaya çıkaran bürokratları başkanı ve teftiş kurulu başkanını görevden alıyoruz. Teftiş kurulu yönetmeliğini değiştiriyoruz. Müfettiş olmayan birini de teftiş kurulu başkanı yapıp bu kepazeliği aklıyoruz. Ayıp, günah, zul, eyvahların en eyvahı bu. Böyle bir şey olabilir mi? Namuslu bürokrat yolsuzluk ortaya çıkarıyor. Kurum zarara uğratılıyor. Sen bunu görevden alıyorsun yolsuzluğu ortaya çıkarını. Müfettiş olmayan birini teftiş kurulu başkanı yapmak için teftiş kurulu başkanlığı yönetmeliğini değiştiriyorsun. İşte buna can dayanmaz. Bu devletin göz göre göre soyulmasıdır. Devletin hırsızlarla iş tutulmasıdır. Eyvah dört. Eyvah. Eyvahların eyvahı. Profesör Doktor Hayrettin Karama. Vakıf Katılımın efendim danışma komitesi başkanı. Vakıf Bank'ın iştiraki bu devletin. Beyefendi Vakıf Bank'ın danışma kurulunun başına oturmuş. Ne diyor beyefendi? İktidara zarar verecekse doğruları söylemek caiz değil. Pes you. Yani hırsızlığı örtbas edebilirsiniz. Bunda size günah yoktur diyor. Fetva veriyor. Bunun bir vukuatı daha var. Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa Alevilere ait olup İslam'la ilgili bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile sünni bir kız evlenemez. Diyecek kadar da nefret söylemini, nefret dilini kullanan bir yandan nefret dili, bir yandan hırsızlığa meşruiyet kazandıran fetva veren kim? Profesör Doktor Hayrettin Karaman. Nerede duruyor? Vakıf katılımın başında. Danışma kurulunun başında. Danışma komitesinin başkanı. Devletin geldiği hale bak. Bugün Atatürk anıyoruz. Büyük Atatürk'ün bize bıraktığı devleti düşürdükleri hale bak. Bugün gitmiş bir de pişkin pişkin Anıtkabir'de Atatürk'e bir şeyler şikayet etmiş. Değerli arkadaşlar, daha geçenlerde Anayasa Mahkemesi Başkanı bir konuşma yaptı kamu gücü kullanan herkesin suç isnadı altında bulunup da henüz kesinleşmemiş bir mahkeme kararıyla suçluluğu sabit olmamış kişileri suçlu göstermeye yönelik efendim sözleri masumiyet karinesini ihlal edebilir. Başka bir ifadeyle yargılama makamları ve kamu otoriteleri devam eden veya beraatle sonuçlanan davalarda kişilerin suçlu olduğu izlenimini uyandıracak söylenme uygulamalardan kaçınmak zorundadır. Kime söylüyor bunu Anayasa Mahkemesi Başkanı? Kime söylüyor? Kamu gücü kullanana, Erdoğan'a söylüyor. İçişleri Bakanı'na söylüyor. Herkes hakkında bir hüküm veriyorlar. Herkesi katil yaptılar, terörist yaptılar. İnsanlar mesnetsiz, sebepsiz yere cezaevlerinde beş yıllarını tamamladılar. Yüksek mahkeme başkanı da feryat ediyorsa, vatandaşın feryadına alışkınız. Alıştık maalesef. Muhalefetin feryadı evet. Ama... Anayasa Mahkemesi Başkanı masumiyet karinesi üzerinden, hukuk devleti üzerinden feryat ediyorsa, Türkiye'de bırak eti, tuz kokmuştur. Tuz. Ve tuzu kok kokutan bir kaptan var. Bu beş eyvahtan sonra çok kısa iki cevap verelim. Ayrı ayrı konuşmuşlar. Beyefendi demiş ki, muhalefetin millet aleyhine iş yaptığını söylemiş. Millet aleyhine en büyük faaliyeti Erdoğan yapıyor. Ne mi yapıyor? Devleti soyduruyor, milleti ezdirip yoksullaştırıyor. Bundan daha aleyhte bir faaliyet olur mu? Milletin devletini talan eden, soyduran, milleti yoksullaştıran Erdoğan muhalefeti milletin aleyhinde olmakla suçluyor. Pişkinliğin bu kadarına da Pes. Vay efendim büyük elçilere mektup yazmışız da Türkiye'yi şikayet etmişiz. Bir kere o mektubu okumamışlar. O mektup bir şikayet mektubu değil. Bir tehdit mektubu. Evet. Avrupa Birliği ülkelerine diyoruz ki size İstanbul'u talan ettirmeyiz. Avrupa Birliği ülkelerine diyoruz ki size İstanbul'un ekolojik dengesini bozdurmayız diyoruz. Size İstanbul'da rant yok diyoruz. Bu şikayet değil, katı, kesin bir tehdittir. Bir tavırdır. Sadece onlara değil, beşli çete dahil Türkiye'nin müteahhitlerine de söylüyoruz. Kanal İstanbul ihalesine giren yerli ya da yabancı firmalar iyi gün göremeyecekler. Nokta. Bunu söylemeye de İstanbul'u sahiplenmeye de mecburuz. Ve bir faşist zihniyet Faşist zihniyet, Erdoğan faşist zihniyet arıyorsa bir aynaya bakacak, hakkında soruşturma açtırdığı 96 yaşındaki teyzemizi hatırlayacak ve biraz önce okuduğum Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın feryadına kulak verecek. Faşist zihniyetin nerede olduğu belli. Gavur kılıcını kim çalıyor Erdoğan? Gavur kılıcını bankerlerden para dilenip, Türkiye'nin kaynaklarını ipotek edenler çalıyor. Yavur kılıcını 33 şehidimizin kanından mesul olanların kapısında dakikalarca ayakta bekleyenler yavur kılıcını çalıyor. Yahudi cesaret madalyası alan yavur kılıcı çalar. Soros'la masalarda boy boy fotoğraf karesi verenler yavur kılıcını çalar. Ve Sayın Bahçeli beni hiç şaşırtmayan bir açıklama yapmış. Aslında çok sevindim. Açıklamayı size paylaşayım. Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi de üstlendiği demokratik sorumluluğu da muhalefettir diyor Milliyetçi Hareket Partisi'ni tanımlarken. Şimdi Bahçeli üstlendiği sorumluluktan, kefaletten ve Erdoğan'ın işlediği günahların vebalinden kaçmak istiyor. O da yorulmuş belli ki. Bu kadarına Sayın Bahçeli de belli ki tahammül edemiyor. Her ne kadar Cumhur İttifakının bir ortağı da olsak işlevimiz muhalefet diyor. Bunun Türkçe meali nedir biliyor musunuz? Sayın Bahçeli sinyali çaktı. Köprüden önceki son çıkışa sağdan devam edecek. Bahçeli'nin açıklamasını köprüden önceki son çıkışa verilmiş bir sinyal olarak yorumluyorum ve bu açıklamayı Türkiye için hayırlı buluyorum. Hayırlı olmasını da temenni ediyorum değerli arkadaşlar. Evet genel kurulda 14'te büyük hatamız için saygı duruşunda bulunacağız. Varsa bir soru hemen alayım müsaade isteyeceğim. Yok çok güzel çok teşekkür ederim sağ olun.